Bu kadar koalisyonlar yaşadık bu ülkede. Bu koalisyonlarla bir netice alabildik mi? Biz neredeyse 15 ay veya 16 ay ortalamayla bu ülkede hükümetler gördük ya. 15-16 ay ortalamayla yaşanan bir süreçte istikrar olabilir mi? İstikrarın olmadığı bir ülkede netice alınabilir mi? İşte Türkiye Cumhuriyet tarihinde bunun neticesini alamamıştır. Ama şu son 14 senede dikkat ederseniz partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı. Dedim ki artık bundan sonra koalisyonlar dönemi inşallah olmayacak. Ve bizler vaat edilen süre nedir? 5 yıl. İlk önce 5 yılla başladık hatırlarsanız. Daha sonra 4 yıl talebi geldi parlamentodan, biz buna da uyduk. Ve ondan sonra 4 yıla döndük. Ve biz hiçbir zaman da erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Yani bunun belli bir istikrar üzere giderken gündeme gelen bir konu değil. Ama parlamentoyu çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar tabii düşünülmeyecek şeyler de değil. Yani bunlar da düşünülebilir, gündeme gelebilir. O ayrı bir konu. Hedef burada samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde, hiç çekinmeye gerek yok. Bu şekilde kavga gürültüye gerek yok. Gelin düşüncelerinizi gayet güzel bir şekilde parlamentoda söyleyin. Şu 330 nasıl geçecekse, bunlar geçiyor zaten. Yani ilk turda yani görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu. Şimdi de bu hafta içerisinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra işin ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Millet...